bu sabah benim orada kalmamın uygun olmadığını söylüyordunuz. Şimdi Hürrem'i buraya getirtiyorsunuz. Öyle mi? Nereden icap etti bu? Torunlarım için. Bir hayli üzgünler. Daha fazla kayıtsız kalamadım. Ben de bir anneyim nihayetinde. Annelerini görüp hasret gidersinler istedim. Sonra derhal av köşküne yollayacağım. Bilhassa akşam gelmesini istedim. Kimseler görmeden gelip gider. Yine de bana sormanız icap ederdi. Hünkârım, biz de bekliyoruz. Gelince haber ver. Bahri Bey de söyle gelsin. Hasoda başım yoklar hünkârım. Zira Hürrem Sultanımızı karşılamak üzere çıktılar. Derhal saraya dön. Hünkârımıza ve İbrahim Paşa'mıza haber ver. Gelin benimle. Hürrem mi geldi? Hünkârım, Bali Bey'den haber geldi. Hürrem Sultanımıza köşk yolunda haince bir pusu kurulmuş. Paşa Hazretleri. Şöyle. Hürrem Sultan'a bir saldırı yapılmış. Hürrem Sultan. O nasıl? Malumatımız yok paşam. Zira sultanımız kayıp. Belki de öldürüldü. Bahri Bey, kendileri son anda yetişmişler. Çabuk adamı hazırlayın. Malkoçoğlu, derhal malumat ver. 5-6 kişilik bir eşkıya gürü. Ağaçları devirip yol kesmişler. Muhafızları öldürmüşler. Sultanımızı öldürmek üzereyken son anda yetiştik hünkârım. Hürrem nerede, yaşıyor mu? Öyle umut ediyorum. Zira ormana doğru kaçtı. Peşinden gittim. Ormanda bir şakiye daha rastlamışlar, takip etmişler. Ancak karanlıkta izini kaybettirmiş. Ne demek kaybettirmiş? Bahri Bey, ailemden bahsediyorsunuz. Kaybolamaz. Hepiniz kendinize gelin. Ya bulun ya yok olun. Topunuzu yok ederim. Mihrimah av köşkünde kaldı. Onun emniyetinden emin olmalıyız. Derhal aldırın onu oradan. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, eşkıyalardan biri yaşıyor. Lakin ağır yaralı. Bahri Bey, sorguya çekin. Siz kimsiniz? Ha? Kim yaptırdı bunu size? Başınızda kim vardı? Kaçan adam kimdi?
Öyle mi? Ferhat. Ferhat. Ferhat tuttu bizi. Ferhat. Hünkârım. Haberi alır almaz çıktım. Sultanımız kayıp mı hala? Duyan, bilen, gören yok henüz. Kim nasıl cüret eder buna Pargalı? Benim haremime, sultanıma, evlatlarımın anasına kim reva görür bu hakareti? İşkiya yolu kesmiş diye duydum. Yoksa başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Şu an tek istediğim şey Hürrem'in bulunması. Hünkârım, paşam. Yaralı Şaki'yi konuşturdum, sonunda söyledi. Ne dedi o hain? Ferhat isminde biri tutmuş onları. Memleketi Afyon. Lakabı yolsuz Ferhat. Tek bildiği bu. Hünkârım, bütün ormana, her taşın altına, her çalının ardına bakıldı. Lakin sultanımız yok. Yakında bir dere var. Korkarım ki bu zalimler sultanımızı öldürür. O yaşıyor Pargalı. Nefesini duyuyorum. Kokusunu alıyorum. Kalbi atıyor hala. Üşüyorum. Çok çok karanlık, korkuyorum. Bana bir ışık yolla Süleyman. Yapayalnız, kimsesiz gidiyorum ölüme. Yolumu aydınlat. Beni koruyamadın. Bak, beni öldürdüler. Ama evlatlarımı kor. Neyse ki bu belayı da bertaraf ettik paşam. Allah sultanımıza uzun ömürler versin. Amin. Gülah. Duydun mu Nigar Kalfa? Öldürdüler sultanımızı.
bedenini bile bulamadılar. Ben ona dediydim. Dinlemedi ki beni. Herkesi düşman etti kendine. Olacağı buydu. Belki de ölmemiştir. Ha? Yaşıyordur. Zaten ölmez ki o. Koskoca Hürrem Sultan ölür mü ki hiç? Mümkünatı yok. Vallahi de geldi. Derhal hekim çağırın. Anne. Evet. Oğlum. Anne. Selim. Anne. Beyazıt. Sizi bir daha görmeyeceğimi sanmıştım. Ama buradasınız. Çok özledim sizleri. Biz de seni özledik anne. Anne, anne. Hasta olmuşsun. Mühim değil. İyi olacağım. Meşe mi? O nerede Gül'a? Kızım nerede? Telaş etmeyin sultanım. Çok çok iyi. Sümbül'a getirmeye gitti. Birazdan gelir. İyi. Şeyler duyduk ki kuruduk kaldık. Yokluğunuzda cehenneme döndü bu saray. Selim. Ya. Gel. Anne. Ay parçam benim. Neden yatıyorsun? Biraz hasta oldum. Ama telaş etme. İyi olacağım. Nerima geldin mi? Geldim abim. Gelin bakayım. Yaklaşın bana. Allah saadetinizi bozmasın sultanım. Amin. Amin.
Valide. Geçmiş olsun Hürrem. Nasıl oldun? Sizi gördüm daha iyi. Valide sultanımız geçmiş olsuna gitmiş. Hatice sultanımız da gidecek. Sizin de orada olmanız icap etmez mi sultanım? Size laf gelmesin diye söylüyorum. Nasıl bir kadın bu? Hiçbir şey tesir etmiyor. Yine kuruldu baş köşeye. Bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Belki de sadece saraya dönmek için oynadı bu oyunu. Her şeyi beklerim o yılandan. Valide, beni siz çağırmışsınız saraya. Haber gelince hemen yola çıktım. Ama eşkıya... Seni düşündüğümden değil. Torunlarım bir hayli üzgündü. Kıyamadım onlara. Neyse ki artık döndüm. Üzülmez değil. Buraya tekrar gelmiş olman hakkındaki kararımı değiştirmez Hürrem. İyileşince tekrar sürgün edileceksin. Hayır. Sürgün yok. Hünkârımız beni yollamaz artık. Burada, kendi evimde sabırla o muhteşem nikah gününü bekleyeceğim. Hasta yatağında bile düşündüğün şeye bak. Ben yaşadığım sürece o nikah gerçekleşmeyecek Hürrem. Zira aslanımın da böyle bir niyeti yok. Olamaz da. Boş hayallerle kendini kandırma. Bu yüzden mi o kadar korkuyorsunuz? Geçmiş olsun Hürrem. Sağ olun Sultan. Nasılsın şimdi? Biraz ağrım var ama iyiyim. Geçmiş olsun. Geçecek sultanım, geçecek. Bana vuzu-u müceva görenler misliyle çekecek cezasını. Onlar yok edildikçe ben hızla iyileşip güçleneceğim. Artık temelli burada mı kalacak yoksa? Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası. Bir daha bu saraya adımını atamayacağını söylemiştiniz. Hadiseyi bilmez gibi konuşma. Görmedin mi halini? Hem bu mevzu seni çoktan aştı Mahidevran. Zinhar karışma. Fikir beyan etme. Aslanımla aranı bozacak her türlü hadiseden uzak dur. Hürrem'in bunu bozmasından çekiniyorum. Daha döner dönmez başladı bile. Dairene dön. Ablacığım, seni çok özlemiştim. Ben de çok özledim. Yine kardeşlerimden ayrılmak istemiyorum. Ne olur hala. Burada kalırım hep, gitmeyelim. Hürrem, sen gibi olduğumu bilmiyorsun. Müjdemi seninle paylaşmak isterim. Allah tamamına erdirsin. Çok sevindim. Amin. Hoş geldiniz validem. Nedir mesele? Hürrem'i ziyaret ettim. Bir hayli üzülmüş, korkmuş. Şükürler olsun ki kurtuldu. Yoksa vicdan azabı duyardım. Malum, onu ben çağırdım saraya. Bir mesul arıyorsanız validem, o benim. Onu ben sürgün ettim. Nereden bilebilirdik böyle olacağını? Neyse. Bu sefer daha ihtiyatlı olalım. İyileşince onu eski saraya yollarız. Hem yakın hem daha emniyetli. Hürrem hiçbir yere gitmeyecek validem. Onun yeri burası. Nasıl istersen.
Lakin unutma, Hürrem büyük kabahat işledi. Verdiğin ceza az bile. Valide Sultanım. İbrahim, nasıl böyle bir hata yaparsın? Hata yok validem. Buyurduğunuz üzere gerekeni yaptım. Lakin biri Balibe'ye haber vermiş. Daha söylemiş. Aklınca beni korumak için. Birini korumak istediği kesin. Hayır. Daha bana bağlıdır. Asla ihanet etmez. Neyse, olan oldu. Sen ortalığı temsilin. Siz merak buyurmayın. Ren burada kalacak Mahidevran. Zira aslanım böyle uygun gördü. Fakat nasıl olur? Son hadise bir hayli canını sıktı. Bir daha aynı şeyleri yaşamamak için gözünün önünde olmasını istiyor. Hürrem ya istediğini alırsa? Hünkârımızın aklına girip ya nikah kıydırırsa? Bu imkansız. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Asum. Yat sen. Nedir durum? Hünkârım, bir hayli darp edilmiş. Beli de hasar görmüş. Biz tedaviye başladık lakin bir iki hafta istirahat etmesi lazım. Ne lazımsa yapın. Geçmiş olsun. Uyu sen, dinlen. Süleyman. Saraydan geldiler. Evlatlarımı görmeme izin vermiş validemiz. Ben sen izin verdin sandım. Haberim olsa mani olurdum. Belki de bu yüzden haber verilmedi. Ne demek bu? Gecenin bir vakti çağrılma manidar değil mi? Gündüzler torbaya mı girdi? Düşmanlarımız bir oyun oynadı belli ki. Kim bu düşmanlar Hürrem? Hı? Validem mi? İbrahim mi? Onlar mı öldürmek istedi seni? Bu ihtimaller nereden geliyor senin aklına? Neyle itham ettiğini farkında mısın? Süleyman kızma. Ne olur. Asafim çok bozuk. Aklıma her şey geliyor. Önce atım öldürüldü. Sonra en sadık olan cariyem. Hiç suçum yokken sürgün edildi. Aşkıma, evlatlarıma hasret kaldım. Bu son yaşadığımı ise kabus gibiydi. Sultanım, beni çağırmışsınız. Esma, bu kadar yeter. Kaldırın şunu, sen çocukların yanına git. Afiyet olsun sultanım. Dayı Hatun. Sana nasıl teşekkür etsem az. Dile benden ne dilersen. Sultanım,
Neden bana teşekkür ediyorsunuz anlamadım. O gece Ali Bey'i sen yollamışsın. Hayır. Valide Sultanımızın emriyle... Boşuna yorma kendini. Validemiz böyle bir emre vermez. Sen kurtardın beni. Sultanım. Rica ediyorum beni bu mevzuların dışında tutun. Ben sadece bir vazifemle meşgul olmak isterim. Zira benim için haremin dirliği ve düzeni esastır. Az kaldı. Haremin dirliği ve düzeni ben sağlayacağım. O gün geldiğinde seni de yanımda görmek isterim. Payitahtın dört bir yanında kurulan sofralar için 4100 koyun, 1350 kuzu, 750 sığır, 19.500 tavuk, 235 kaz, 1500 ördek tedarik edildi. Dağıtımına da devam ediyoruz. Valide Sultanım, ilaveten 53.400 okka pirinç, 20.000 okka yağ, 72.500 okka şeker alındı. Ambarlar dolup taştı maşallah. Esnafın elinde mal kalmadı. Ne varsa silip süpürdük. Çarşı kaynıyor cıvıl cıvıl. Şehirdeki 2300 çocuğun şehzadelerle birlikte sünnet düğünleri yapıldı. Kullarınız çok mutlu. Uzaktan gelen misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Şehzadelerime layık bir düğün tertip edildi. Allah diğer şehzadelerimin de mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Her şeyin kullarımıza ulaşmasını sağlasınlar. Herkes nasiplensin. Bu bolluk, bereket her sofraya girsin. Arabanız hazır sultanım. Buyursunlar. Acelesi yok, çıkarız. Evvela bir cariye seçmek istiyorum. Akıllı, güzel, terbiyeli kim varsa getir. Raks içinse ben ayarladım sultanım. Hayır. Süleyman Hürrem'in burada kalacağını söyleyince bir hayli tedirgin olmuştum. Neyse ki korktuğum başıma gelmedi. Aylardır Hürrem'i kabul etmiyor. Yanına da gitmiyor. Belli ki fena kırılmış kalbi. Hürrem'i affetmeyecek. Neyse. Bu böyle olmaz. Haso'da boş kalmamalı. Nereden geldin sen? Belgrad Sultanım. İsmin ne? Mila. Mila. Kaç yaşındasın? 19. Mesut musun haremde? Sayenizde Sultanım. Size hizmet etmek benim için büyük itibar. Tamam, çekilebilirsiniz. Son konuştuğum hatun hazırla. Bu gece halvete gidecek. Çok yakışıklı oldunuz. Sizi babanıza göndereyim, o da bir görsün. Şimdi olmaz Hürrem. Aslanım meşgul. Kendim için de muhteşem bir kaftan diktirmek istiyorum. Beyazıt nerede? Uyuyor sultanım. Yoruldu bir hayli. İyi. Sen niye geldin? Gülah yolladı. Dediğine göre bu gece halvet varmış.
Kimmiş? Gülah bir şey demedi. Ne yapacağız diye soruyor. Sonra da kartal bütün masumları böyle lıkır lıkır yemiş. Güzel değil mi? Bana bak. Bir yığın iş var. Sen burada çene çalıyorsun. Seni alakadar etmez. Yalan. Bana bak. Doğru konuş. Elimin tersindesin. Bana el kol hareketi yapma. Yallah dedim. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bekle burada. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız sizin için bir cariye hazırlattılar. Huzura kabul için kapıda bekliyor. Aldın mı haberi? Valimiz seni göndermediğine göre umudu kesmiş demek. Benim umudum orada. Malum, kendisi veliaht şehzade. Sünnet de bunun tescili. Baba! Validem, hünkârımız cariyeyi geri çevirdi. Kapıdan çevirdiler sultanım. Görmediler bile. Valide, ne oldu? Kötü bir haber mi geldi yoksa? Hünkârım, hayırlı sabahlar. Sana da Malkaçoğlu. Gidelim. Valide Sultanımız geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Buyursunlar sultanım. Validem. Hayırdır, nedir mesele? Mesele sensin oğlum. Anlıyorum ki senin nazarında bir kıymetim yok. Senin huzurun ve saadetin için yaptığım her şeyi görmezden gelip reddediyorsun. Validem, bu odaya kimin girip çıkacağına ben karar veririm. Aklında ne var Süleyman? Ne yapmak istiyorsun? Aklımda çok şey var validem. Hürrem'i diyorum.
Hani senden nikah kıymanı istiyor ya. Bu mevzuyu konuşmak istemiyorum Halide. Aslanım, teamülleri sen de en az benim kadar iyi bilirsin. Haremin kadim kaideleri boş yere değil. Her bir kaide çeşitli vukuatların önüne geçmek için düşünüldü. Bu gerçeği unutup Hürrem'e nikah kıyamazsın. Zinhar olmaz. Aklından bile geçirme. Ananelerimize aykırı. Hanedanımızın ve devlet-i âliyenin bekası için tehdittir bu. Bittin mi validem? Ben yaşadığım sürece bu nikah gerçekleşmeyecek oğlum. Aksi halde seni evlatlıktan reddederim. Thank you.